Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nin sunduğu Dijital Hayat, TRT Radyo 1'de başlıyor. Herkese merhaba, ben Bilal Eren. Teknoloji ve dijitalleşmenin hayatlarımıza etkilerini ve sonuçlarını ele aldığımız Dijital Hayat programımıza hoş geldiniz. 325 haftadır her cuma saat 15.30'da TRT İstanbul Radyo stüdyolarından kulaklarınıza misafir olmaya devam ediyoruz. Bu hafta koronavirüs salgınıyla beraber tüm dünyanın zorunlu olarak geçtiği uzaktan eğitimle ilgili bir fayda analiz, fayda zarar analizi programı yapmak istedik. İstenen başarıyı yakaladı mı, örgün eğitimin yerini tutabilir mi gibi soruların sorulacağı bir program yapmak istedik. Çok değerli bir konuğumuz olacak. Bu konuda uzman, ölçme değerlendirme uzmanı, eğitimci doktor Türker Toker telefonla konuğumuz olacak ve kendisiyle bu soruların üzerinden geçmeye çalışacağız. Ama öncesinde her hafta olduğu gibi Dijital Türkiye ekibinden Sami Yenice ile beraber Türkiye Gov.tr'den bir özelliği, bir servisi kendisinden dinleyeceğiz. Sami Bey telefon attığımızda. Sami Bey hoş geldiniz yayınımıza. Bilal Bey yayınlar. Teşekkürler. Bu hafta hangi servis hizmeti bize anlatacaksınız? Bu hafta Edez Kapısı'nda sunulan üniversite hizmetlerinden bahsedelim isterseniz. Tamam. Edez Kapısı üzerinden şu an 93 adet üniversitemiz hizmet sunmakta. Her geçen günde sayıları artmakta. Neler var üniversite hizmetleri içerisinde? Transkript sorgulama ve doğrulama, diploma doğrulama, evrak sertifika doğrulama, ders içerikleri, öğrenci devam takip durumu gibi ve diğer pek çok hizmeti sunmaktalar üniversitelerimiz Edez Kapısı üzerinde. Her hafta hatırlatıyoruz. Dinleyicilerimize Edez Kapısı'nın sosyal medya hesaplarından takip edebileceklerini de hatırlatalım. Facebook ve Instagram'da Edez Kapısı, Twitter'da Ekapı hesaplarıyla güvenli ve doğru bilgiye ulaşabilirsiniz. Çok teşekkürler. Bu üniversite bağlantısı E-Devlet üzerinde 93 sayısına ulaşmış. Neredeyse yarısı. Çok teşekkürler. Emeklerinize sağlık. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar. Sağ olun. Teşekkürler. Evet. Dijital Türkiye ekibinden Sami Yenice ile beraber bir servisi, bir hizmeti Türkiye Gov.tr'den dinlemiş olduk. Yeni katılan dinleyicilerimiz vardır. Uzaktan eğitim fayda zarar analizi yapmak istiyoruz. Uzaktan eğitim başarılı oldu mu jenerik başlığıyla. Değerli konuğumuz Doktor Türker Toker telefon attığımızda. Türker Bey. Merhaba, nasılsınız Bilal Bey? Sağ olun, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. Sami Bey konuşurken transkrip almaya gittiğimiz günler geldi aklımıza. Evet. Şimdi bunların hepsini online yapabiliyor olmak, ben de huzurlarınızda kendilerine teşekkür etmek istiyorum gerçekten. Yani bu dijital dönüşüm hayatımıza ciddi anlamda katkı sağladı. Özellikle transkript ve diploma sıralarında falan filan. Şimdi hiç bunlar için bir şey yapmaya gerek kalmıyor. Çok doğru. Özellikle uzun yıllar sonra transkrip bir şekilde lazım olursa bir kuruma vermek tabii. veya eğitime tekrar devam etmek için yüksek lisans doktoru nedeniyle o transkrip almak, üniversite kampüse gidip o kadar zor bir meşakkat değildi ki. Hocam bir de şimdi iller arası hareketliliğimiz çok fazla ya. Doğru. Yani diyelim ki Muş'tan öğrencimiz gelmiş Uşak'ta okuyor. Doğru. Yani bu ciddi anlamda sizin dediğiniz gibi zorlayacak bir süreç. Doğru. Şimdi aslında bu sorumun da başlangıcını oluşturdu bir şekilde. İnternet teknolojilerinin gelişmesiyle beraber uzun yıllardır eğitimciler, öğrenciler, akademisyenler, teknoloji dünyasındaki mühendisler uzaktan eğitimle ilgili bayağı üzerine konuştuğumuz bir şeydi. Salgından önce yani koronavirüs yok ya, yokken hayatımızda. Hep dedik ki ya bu çağımıza çok uygun bir sistem. Uzaktan eğitim olmalı. Hatta örgün eğitimin yerine geçmeli. Örgün eğitim çok gereksiz. Ben bu konuşmaları çok iyi duydum, makaleleri okudum. Fakat bunu test etme şansımız yoktu tüm dünyada. Evet, şimdi test eder bir durumdayız. Zorunlu da olsa programın aynen. başında bunu ifade etmeye çalıştım. Siz bir ölçme değerlendirme uzmanı olarak bu iş başarılı oldu mu uzaktan eğitim? Tabii ki sebeplerini, çerçevesini konuşacağız ama. Ya aslında şöyle biraz parçalayıp konuşmak gerekiyor aslına bakarsanız. Yani burada uzaktan eğitimi K12 seviyesinde ayrı, hatta K8 seviyesinde yani anaokulundan 8. sınıfa kadar ayrı konuşmak gerekiyor. 9. sınıftan 12. sınıfa kadar ayrı konuşmak gerekiyor. Lisans eğitimi ayrı konuşmak gerekiyor. Bunun yanında da özel eğitim kurumları yine benzer şekilde ayrı konuşmak çok gerekiyor. Çok güzel aslında sınıflandırmış oldunuz ki oradan bir giriş yapacaksınız sanırım. Tabii. Şimdi bizim uzaktan eğitimle ilgili süreçte gördüğümüz şeylerden bir tanesi, tabii benim alanım uzaktan eğitim değil ama süreci çok yakından deneyimledim. Hem bakanlıktaki pozisyonum, hem üniversitedeki pozisyonum, hem de uzaktan eğitimde yetişkin eğitimi çok yoğun bir şekilde
yapmaya çalıştım. Bir sürü öğretmen eğitimi planladık falan vesaire. Uzaktan eğitimdeki en büyük sorunlardan bir tanesi aslına bakarsanız tabii dinleyicilerimizden birkaçı şey diyebilir bazıları. Donanım ve yazılıma erişim. Şu anda konuştuğumuz şey donanım ve yazılıma erişimi olan öğrenciler üzerinden konuşuyoruz. Zaten donanım ve yazılıma erişimi olmayanları EBA TV üzerinden konuşmamız gerekiyor bu arada. Orası ayrı bir bölüm, konu başlığı. Donanım ve yazılıma erişimi olan, internet altyapısı sağlıklı olan, bunun yanında donanım noktasında sorunu yaşamayan öğrenciler uzaktan eğitimde kendileri açısından çok sorun yaşamadılar. Şimdi bizim öğrenme kayıpları ile ilgili yaptığımız bir bilimsel araştırma var. Bakan Bey'e de rapor olarak sunduk. Özellikle dezavantajlı gruplarda olmayan bireylerin çocukları bu noktada çok ciddi bir problem yaşamadıklarını biraz önceki sınıflandırmanızda hep bütün kategorilerde mi? Yani anaokulu, orta öğretim, lisans vesaire. Aynen. Tamam. Şimdi eğer şu varsa, burada aslına bakarsanız içeriye ayrıca geleceğim. Çok genel bir konuşma anlamında söylüyorum. Biz şuna baktık. 8. sınıf seviyesinde, ki bu genellenebilir diğer sınıf seviyelerine de, öğrenme kayıplarını inceledik. Yani çocuklar öğrenme kaybı nedir diye soracak olursanız, çocuklar nerede olmalılar ama şu anda neredelere baktık. 2016 yılı TEOG sınav sonuçlarını aldık. Aynı sınavı 2020 yılında Kasım ayının 25'inde tekrardan bir ilimizde uyguladık. Sonra baktık oradaki ortalamaları karşılaştırdık. Tabii ki biraz düşüş var ki bu işin doğasında da var, çok normal. Çünkü çok hazırlıksız yakalanan bir durum söz konusu oldu. Yani tüm eğitimcilerim hazırlıksız yakalandı ama dünya hazırlıksız yakalandı aslına bakarsanız. Yani bugün Türkiye'de konuştuğumuz pek çok problemi Avrupa'da da hani görece hedef koyduğumuz için kendimize batıyı karşılaştırmaları referans noktasını biraz orası olarak alma sebebimiz o. Amerika'da da benzer işte donanıma, yazılıma erişimi olmayan insanlar var. Yine benzer şekilde. Onlar da aynı problemleri yaşadılar. Bu noktada baktığımızda uzaktan eğitim olabileceği ölçüde başarılı oldu, bunu söyleyebilirim. Ama referans noktasını yüz yüze eğitim olarak alırsanız, karşılaştırmayı yüz yüze eğitim üzerinden yaparsanız tabii ki başarılı olmaz. Çünkü çok ciddi bir birikimin, çok ciddi bir deneyimin, çok ciddi bir alışkanlığın bir anda değişmesi söz konusu oldu. Yani şöyle düşünelim, işte ne zamandı? 5 Mart'ta ilk vaka görüldü. Evet, doğru. Sonra 13 Mart'ta biz okulları kapatma kararı aldık. Ondan sonra 16 Mart'tan itibaren de Türkiye'de uzaktan eğitime bir geçiş yaşandı. Şimdi hiç alakası olmayan, ben hep şey diye örnek veriyorum, dinleyicilerimizin aslına sınarak, hani dijital yeterliliği WhatsApp gruplarına yazı yazmak kadar olan insanların, Facebook'tan bir şey paylaşmak kadar olan insanların bir anda dijital yeterliliklerini, öğretmenlerimizin bir kısmı bir anda dijital yeterliliklerini ders anlatmaya çevirmeleri. Şubat ayında işte ilgili, çok ismi de geçiyor, reklam olmaz zannetmiyorum, Zoom 10 milyon kullanıcı, Mart, Nisan, Mayıs 300 milyon kullanıcı. Tüm dünyada şu anda kaç milyondur bilmiyorum. Tabii bundan dolayı dediğim gibi eğer referans noktasını uzaktan eğitimin erişebileceği, ulaşabileceği başarı olarak alırsak tüm dünyayla karşılaştırarak evet başarılı olduk. Ama referans noktasını yüz yüze eğitimde elde ettiğimiz başarı olarak görürsek, ki zaten yaptığımız öğrenme kaybı çalışmasında bu ortaya çıktı. Ortalama yaklaşık olarak tüm Türkiye genelinde 9 aylık bir öğrenme kaybı şu anda konuşabiliriz. Bunun ilgili tabii telafi çalışmaları vesaire bakanlık tarafından planlanıyor. Hem materyal bazında, hem okulların uzatılması, hem yaz tatilinde planlanan iş ve işlemler dolayısıyla bunları tamamlayacağız. Evet, yeni katılan dinleyicilerimiz vardı. Tekrar etmek istiyorum. Doktor Türker Toker'le uzaktan eğitim başarılı oldu mu sorusunda. O zaman bu soru da çok doğru, referans noktası örgün eğitim olarak almazsak bu soru da doğru bir soru olmayacak o zaman. Yani uzaktan eğitimi daha iyi nasıl yapabiliriz? Belki de böyle sormak aslına lazım. Aslına bakarsanız şöyle sonrasını konuşmak lazım. Şimdi
İnsan sosyal bir varlık. Eğitim de girdisi çıktısı süreci tamamıyla insan olan bir yapı. Biz buradan baktığımızda insan da sosyal bir varlıksa, aslına bakarsanız eğitim dediğimiz şey etkileşim üzerine kurulu bir süreç. Şimdi eğer etkileşim sınırlanırsa, ki uzaktan eğitimde yaşadığımız en büyük problemlerden bir tanesi bu. Uzaktan eğitimde öğrenen etkileşimi, yani sınıftaki öğrencilerin birbirleriyle etkileşimi, öğrenen yazılım etkileşimi, işte yazılımın daha aktif bir şekilde kullanılması, çocukların odalara gönderilmesi vesaire, öğrenen öğreten etkileşimi, öğretmen etkileşimi, öğretmen öğrenci etkileşimi, bunların maksimum seviyede oluşması gerekiyor ki biz yüz yüze eğitimdeki faydayı sağlayabildik. Şimdi örneğin bir öğretmen arkadaş sınıfın içerisinde işte davranış sorunu gösteren bir öğrencisi var. Sıraların arasında dolaşırken öğrencinin omzuna bir dokunur. Şöyle hafiften bir tutar. Bak seni görüyorum, farkındayım mesajını verir. O da bir çocuk, eğitimdir. Çocuk davranışını sonlandırır. Bakın etkileşim. Çocuklar diye seslenmek ve çocuklarla göz göze gelmek bir etkileşim. Yine benzer şekilde işte konuyu anlatırken ara ara durmak, soru sormak, çocukları gruplara bölmek, akranlarla etkileşimini sağlamak. Şimdi çocuklarla ilgili yapılan çalışmalar var. En çok neyi özlediniz sorusuna arkadaşlarımız özledik diye cevap veriyorlar. Niye? Çünkü etkileşim, sosyalleşme. Eğer bu sosyalleşme sağlanabilirse, zaten onu söylüyor uzaktan eğitimciler de, uzaktan eğitimin kalitesi etkileşim kadardır. Yaşanan etkileşim kadardır. Çünkü biz de uzaktan eğitimde ders veriyoruz. Öğrenci kamerasını kapatıyor. Arkada oyun mu oynuyor? İnternette surf mu yapıyor? Başka bir şeyle mi ilgileniyor? Ya da bırakıyor gidiyor. Mesela geçen hafta derste, bir yüksek lisans seviyesinde, geçen hafta derste öğrenciye sesleniyorum, kamerası kapalı, soru soruyorum. Şimdi genelde kamerası kapalı olanlara soru soruyorum zaten. Cevap gelmiyor. Niye? Çünkü öğrenci yok. Ya başka bir yere gitmiş, ya bir ihtiyacını gidermeye gitmiş, ya başka bir yere gitmiş vesaire. Şimdi burada etkileşimi maksimize etmek gerekiyordu ve bizim öğretmenlerimiz Mart'taki o telaşlı durumu çabuk atlattılar aslına bakarsın. Benim kızım birinci sınıfa gidiyordu. Benim kızımın öğretmeni birinci sınıfa giden öğretmen, uzaktan eğitimde okuma yazma öğretti mesela. Şu anda süper. Türkiye'de uzaktan eğitimle okuma yazma öğrenmeyen çocuk da kalmadı bu arada. Çok nadir ki biz bu kadar eksikliği zaten yüz yüze de yaşıyoruz. Öğretmenlerimiz çok ciddi anlamda destek oldular, çok ciddi anlamda emek verdiler. Bir de dediğim gibi biz şunu da yaptık mesela. Annem öncesinde Bakan Bey bizden şey demişti, bu dijital yeterliliklerin öğretmenlerimizin bir ölçelim demişti. Ondan sonra ve pandemi yoktu daha henüz ortada. Biz Aralık ayında veri topladık ve öğretmenlerimiz, yani Türkiye Dijital Yeterlikler, Öğretmen Dijital Yeterlikler haritası çıkarmaya çalışıyorduk. Digicomp Edu diye bir ölçek var. O ölçek üzerinden onu uyarladık ve veri topladık. Sonra işte bir rapor yazdık, sunduk vesaire. Sonra geçenlerde aklıma geldi benim. Yani dedim ki bizim elimizde zaten pandemi öncesinde topladığımız veri vardı. Tesadüfen de olsa. Bir bakalım bu pandemi yüzü öğretmenimizin dijital yeteneklerini nereye getirdik? Bir standart satmaya yakın artış var. Bakın bu çok ciddi bir artıştır. Yani bir çeyreklik diyelim neredeyse. Faydası bu oldu o zaman değil mi? Faydalarından bir tanesi. Tabii şöyle ki şunu çok rahat söyleyebilirim ben. Bakanlık milyonlarca dolar para harcasaydı öğretmenlere Zoom'u, Teams'i, Kahoot'u, Quizzes'i işte ne bileyim uzaktan eğitimde ders tasarımı yapmayı, uzaktan eğitimde sınıf yönetmeyi, uzaktan eğitimde ölçme değerlendirme yapmayı öğretemezdi bu kadar öğretmene. İmkanı yok. Yani ama şu anda ne oldu? Şu anda öğretmenler bunları kendi kendilerine de bakanlığın vermiş olduğu eğitimlerle de öğretmen eğitimi genel müdürlüğü eğitimleriyle de tamamlamış oldular ve ciddi anlamda bir sıçrama yaptık biz. Belki bu sıçrama 10 senede gerçekleşecekti, 15 senede gerçekleşecekti. İşte dijital geldiler öğretmen olmaya başladıklarında bu gerçekleşecekti. Ama şu anda ciddi bir sıçrama yapmış oldu. Bu artılarından bir tanesi oldu. Öğrenme kayıpları oldu mu? Oldu. Her seviyede oldu. Zaten literatür şunu söylüyor. Anne eğitim seviyesi artık öğrenme kaybı azalıyor. Sınıf seviyesi arttıkça öğrenme kaybı artıyor. Çünkü öğrenilecek materyalin miktarı fazlalaşıyor vesaire. Bunlardan dolayı öğrenme kayıpları mutlaka yaşandı. Bu da uzaktan eğitimin doğasında vardı. Biz nerede hata yaptık peki? Aslına bakarsanız biz şurada hata yaptık.
biz sınıf içi tecrübelerimizi uzaktan eğitim otomatik olarak taşımaya çalıştık. Benim kızım öğretmeni birinci sınıf işte 60 yaşlarında hocam. Ben dedim ki hani dijital olarak bir yardıma ihtiyacınız olursa hocam ben buradayım dedim. Çekinmeyin bana sorabilirsiniz dedim. Hocam vallahi çok güzel gidiyor dersler dedi. Ben çok sevdim bu uzaktan eğitimi. Niye dedim? Tabii niye dedim? Ya hocam bir tuşa basıyorum hepsinin sesini kapatıyorum dedi. O da başka kendi açısından. Tabii şimdi birinci sınıf öğretmeni hocam. Şimdi düşünün yani birinci sınıflar bıcır bıcırlar hiç susmuyorlar bir şey anlatırken. Birinci sınıf öğretmenleri çok yüksek sesle konuşmak zorunda kalırlar. Bağırmak zorundasınızdır sesinizi duyurmak için. Hoca diyor ki hocam faranjitim geçti diyor. Sıkıntım kalmadı diyor. Ondan sonra boğazım çok iyi diyor. Eskiden sürekli pastil kullanıyordum diyor. Şimdi basıyorum düğmeyi diyor. Hepsini sesini kapatıyorum çok rahatladım diyor. Bundan tabii hani işin latife kısmı ama ciddi anlamda şöyle parçalayabiliriz. Öğrenme kayıpları oldu mu? Oldu. Bunun sebebi ne? Bunun sebebi biz müfredatı bir de öngörülmez bir durum olduğu için aslına bakarsanız. Tabii ki bundan sonra benzer durumlar yaşanırsa çok daha hazırlıklı olacağız. Biz müfredatı geliştirip, müfredatı daraltıp, müfredattaki kritik kazanımları çıkarıp bakanlık olarak söylüyorum bunu. Öğretmenlerimiz sahada yaptılar bu arada. Yaptığımız araştırmalar onu gösteriyor. Bakanlık hemen hızlıca pozisyon alıp ne diyelim şu kritik kazanımlar üzerine odaklanın diyemediği için öğretmenler biraz başta bocaladılar. Yani dediler ki biz ne öğreteceğiz? Şimdi öğretilecek ürünün miktarıyla size verilen süre, zaman, çocuğun toparlanması, adapte olması gibi durumlar ciddi anlamda sorun yaratıyor. İçerikten ve kaynaktan mı bahsediyoruz burada? Tamam, hani dijital içeriklerin olmamasından mı? Yok hocam, şundan bahsediyoruz aslında. Şimdi bizim müfredatımız yüz yüze eğitim üzerine planlanmış. Doğru. Yani sınıf içerisi etkileşimle planlanmış bir müfredat. Şimdi bu müfredatın tamamının aynı şekilde tutulup sınıfta öğrenciye aktarılması, eğitimde öğrenciye aktarılması söz konusu değil. Bazı spesifik kazanım setleri var örneğin. Uygulamalı yapmanız gerekiyor. Bunu uzaktan eğitimde yapabilme ihtimaliniz zayıflıyor. Onun için öğretmenler önce dediler ki ya biz ne yapacağız? Biz bunu direkt anlatmak zorundayız. Anlatalım o zaman. Sınıftaki gibi geleneksel anlatım yöntemiyle devam etmeye başladı. Sonra baktılar ki çocuklardan etkiye olumlu bir tepki gelmiyor. O zaman hemen dediler ki biz de her gittiğimiz yerde bunu anlattık zaten. Müfredatı sınırlayın, kritik kazanımları ön plana çıkartın. Şu anda yapmamız gereken şey aslına bakarsanız en az hasarla bu süreci atlatın. Öğretmenler çok hızlı bir şekilde pozisyon alarak kritik kazanımlar üzerinden hemen ders tasarımlarını, planlamalarını yaptılar. Tabii burada uzaktan eğitimde sınıf yönetimi gibi, uzaktan eğitimde ölçme değerlendirme gibi, uzaktan eğitimde ders tasarımı gibi birçok yeni kavramla tanıştı öğretmenlerimiz. Bir de uzaktan eğitim aslına bakarsanız şu anda yeni de bizim için yeni bir şey değil. Ta Atatürk döneminde Dewey geldiğinde uzaktan eğitimde mektupla öğretim, mektupla öğretmen yapma gibi süreçler başlamış 1920'li yıllarda. Mektupla öğretim genel müdürlüğü kurulmuş bu ülkede bakın. Yani o çok ciddi bir çalışmadır aslına bakarsanız. Bunların hepsini biz devrettik. Ama burada ne oldu? Pandemiyle ilgili bu bir yıl süreceği, bir buçuk yıl süreceği, iki yıl süreceği, iki buçuk yıl süreceğine dair başlangıçta bir bilgi yoktu. Yani siz de fark etmişsinizdir. Biz hep bir ay uzattık okulların kapanmasını. Çünkü önümüzü görmemiz gerekiyordu. Yani bir ay uzatalım, bir ay kapatalım, bakalım durumu görelim, devam edelim gibi. Bu da bizim uzun vadeli planlar yapmamızı engelledi. Ondan dolayı da ne oldu? Ondan dolayı süreç biraz daha sekteye uğrayarak ilerledi. Ancak öğretmenlerimizin azimleri sağ olsunlar. Mesleğin onuru bir yerde bırakmadılar. Çaba gösterdiler. Bu sayede de çok ciddi anlamda Türkiye atlatabileceği en az hasarla atlattı. Bakın yine söylüyorum. Eğer yüz yüze eğitimle karşılaştırırsanız dünyanın her tarafında benzer sorunlar yaşandı. Şunu yapmak lazım. Referans noktasını uzaktan eğitimde neler yapılabilirdi? Bakanlık neleri eksik yaptı?
neleri yapmadı, öğretmenler neleri eksik yaptı, neleri yapmadı üzerinden konuşmak lazım. Geldiğimiz noktada bu değerlendirmeler yapılıyor mu? Mesela biraz önce bir örnek verdim. Tabii. Ölçme değerlendirme örgün eğitime göreydi. Uzaktan eğitime göre değildi. Örneğin sınav yapma prosedürü diyelim. Şimdi bu uzaktan eğitime göre şekillendirildi mi? Belli ki bu iş biraz daha uzayacak. Öyle gözüküyor yani koronavirüs. Şöyle aslına bakarsanız. Bizim ilk başta yaşadığımız noktalardan bir tanesi de şuydu. Öğretmenler de mesela dediğimizde yüz yüze eğitim üstünden bir şey anlamadım Türkiye'de. Gördüm, çok basit nöbet tamamen örneğin ders süreleri, örneğin sınav süreleri, örneğin sınavların adedi, yani dersimizin kredisi şuysa şu kadar sınav yapılır vesaire vesaire gibi. Başta biz acaba ne yapacağız gibi sorular oluşmaya başladı. Yani çocuk burada değil, çocuğu sınava alamıyoruz. Yine söylüyorum, bunların hepsi donanım ve yazılım sorunu olmayan çocuklardan konuşuyorum. Diğerine ayrıca geleceğim. Ne yapacağız sorusu ortaya çıktı. Bakanlık bir yönetmelik değişikliğine gitmeyi tercih etmedi burada. Yani uzaktan eğitimin kendince bir mevzuatının olması gerekiyor aslına bakarsanız. Buna gitmedi. Bunun yerine bakan adına yazılan yazılarla ya da bakan beyin imzasıyla çıkan yazılarla süreci biz planlamak istedik aslında. O daha doğru bir tavırdı. Çünkü bir mevzuat çıkartırız, sıkıntı değil. Yani 10 günde oturur bakanlık bürokratları uzaktan eğitim mevzuatını akademisyenlerin de desteğiyle çıkartabilirler. Ama yine benzer bir şey var. Yine öngörülemez bir durum yaşıyoruz. Yani çıkarttığınız mevzuatın da bir ay sonra işlerliğinin ne olacağını bilmiyorsunuz aslına bakarsanız. Onun için biz ana yönelik çalışmalar yaptık. Mesela başladı. Ben Bakan Bey'e bir bilgi notu yazdım. Dedim ki hocam LGS'yi ertelememiz lazım. Bakan Bey dedi ki LGS'yi ertelemeye gerek yok şu anda. Dedi. Süreci görelim dedi. Ve gerçekten de biz LGS'yi başarılı bir şekilde yaptık. Süre uzatma, kısaltma gibi bir durum söz konusu olmadı. Ve çok doğru bir karar oldu mesela o. Önümüze bakıp anlık kararlarla, kısa anlık mesafeli kararlar alınıyor öyle mi? Yani, tabii biraz aynen. Yani en doğrusu da o aslına bakarsanız. Yani bir hafta sonra vaka sayısının ne olacağını bilmiyorsun. Bir hafta sonra yaşanacak sıkıntıların neler olduğunu bilmiyorsun. Yine ne yaşandı peki? Sorun noktasında ne yaşandı? Sorun noktasında EBA'ya erişim problem oldu. Biz EBA'ya ilk başladığımızda Bakan Bey bu vizyonu çizmişti zaten. Yani salgın falan yokken şunu söyledi. Dedi ki benim Muş'ta çok iyi bir fizik öğretmenim mi var? Bu fizik öğretmenimi ben çağırayım buraya. Lise 2. sınıf müfredatını örneğin. Anlatsın bize bir dönemlik. Sonra biz bunu EBA'ya yükleyelim. Çocuklar oradan girsinler, izlesinler. Bakın. Hı hı. Bu ufukla yola çıktığımız için bizden sonra EBA ile ilgili iyileştirmeleri yapmaya başladık. Ama takdir edersiniz ki kimse 18 milyon öğrencisi varken 18 milyonluk bir server kapasitesi ortaya koymaz. Yapmaz yani. Çünkü maliyetleri çok yüksek bu serverların, yönetimlerin, altyapı kurumlarının. Pandemi çıktığında da biz acil ve ivedi şekilde işbirliğine giderek server kapasitemizi çok hızlı bir şekilde artırdık. Zaten Dünya Bankası ile yaptığımız bir işbirliği var. O işbirliği kapsamında da yine benzer bir durumda altyapıyı güçlendirdik. Peki EBA'ya niye sorun yer? Ülkenin bir internet kapasitesi var. Dünyanın da bir internet kapasitesi var. Yani bunların hepsi uydular ve kablolar üzerinden aktarılan, alınan ve gönderilen veriler. Şimdi herkes bir anda kullanmaya başlayınca hani izleyicilerimiz şeyi hatırlarlar. 98-99'da işte internetten sınav sonucuna bakma, ÖSS, ÖYS sonucuna bakma hatırlayacaksınızdır. Doğru. Ne oluyordu? Sistem hemen kilitleniyordu. 2 milyon insan birden sonucunu öğrenmeye çalıştığında. Şimdi bizim ülkece internet kapasitemiz, dünyanın internet kapasitesi bizi ciddi anlamda zorladı. Bu da buna da dedik ki biz server altyapımızı tamamen ortaya koyana kadar şöyle yapalım. Ki farkındasınızdır son günlerde EBA'ya giriş çıkış vesaire bu tür şikayetler yaşanmıyor artık. Yani EBA kilitlendi falan gibi trafikler olmuyor. Niye?
ilk öncelikli karar şuydu. Dedik ki şunu yapalım biz. Öğretmenlerimizi serbest bırakalım. Üçüncü bunları da kullanarak şey yapabilsinler. Yani illa bölgelerinden devam edip Zoom'dan, Teams'ten de ders anlatabilir duruma geldi. Çevrim içi eğitimler arttı sanırım. Belki de EBA'daki yoğunluğun azalmasının sebeplerinden biri bu olabilir mi? Dağıldı. Birincisi yani hem EBA'dan Teams'e ve Zoom'a. Yani öğretmene biz şunu söyledik. İlla EBA üzerinden gitmene gerek yok. Şimdi biz öğretmenin zaten önce şu bir bürokratik, yani Türk bürokrasinin kaygılarından bir tanesi şeydi. Biz nereden bileceğiz öğretmenin Zoom'dan ders anlattığını? Hani bir EBA'dan yaptırmaz. Öyle dedik ki biz öğretmen sınıfın kapısını kapattığında ders anlatmadığını takip mi ediyorsunuz? Etmiyorsunuz. Öğretmen sınıfa gidiyor. İster ders anlatır, ister ders anlatır. Bırakın öğretmeni. Sonra okul yöneticilerine devredip öğretmen kendisi girsin Zoom'dan. Zoom'un 40 dakikası zaten önce. Girsin kendisi Zoom'dan. Çıksın. Ve bu EBA'nın üstündeki yükü atlattı. Zaten sonradan da server yapısını, altyapısını kurduktan sonra yaklaşık ne diyelim 2-3 aydır hiçbir problem yaşamıyoruz. Yani EBA'ya giriş çıkışlarda işte EBA kilitlendi, takıldı vesaire gibi şeyler olmuyor. Bu noktada ben şu anda o sorunu çok büyük bir şekilde aştığımızı düşünüyorum. Biraz önce sordum, dijital kaynaklar ve içerikler konusunda ne durumdayız? Hani örgün eğitimdeki içerikler hep basılı haldeydi. Bunların dijitale aktarılması, hocalarımız, tamam, öğretmenlerimiz bunları yapabildi mi veya bakanlık nasıl yapabildi? Şöyle, zaten talim terbiye kurduk. PDF şeklinde EBA'da bütün materyali paylaşıyoruz. Bunlardan bir tanesi o. Yani bizim ders kitaplarımızın yani hepsi online şekilde. Yani öğretmen şöyle yapıyor. PDF'sini indiriyor ders kitabını. Zoom'dan ya da işte ilgili kullandığı yazılım neyse oradan paylaşıyor öğrenciyle. Oradan çok rahat bir şekilde kullanabiliyor. Zaten yani işte bu ne diyelim şimdi ben ismini tam hatırlayamadım. Soru çözüyorlar ekranın üzerinde öğretmenler. Çizim şeyleri aldılar. Çizim tahtaları aldılar. Onun üzerinden soru çözüyorlar, anlatıyorlar vesaire. O noktada bizim öğretmenlerimizin de yaş ortalamaları 30-35 arasında olduğu için, yani bizim 1 milyon öğretmenimizin yaş ortalaması 35 civarında. Bu bizim için çok ciddi bir avantaj. Yani çoğunluğu dijital göçmen aslında. Bu da adaptasyon sürecinde bize sorun çıkarmadı. Bunun yanında Türkiye tabii ki sınav domine bir ülke. Merkezi sınavların sistem üzerinde çok ciddi bir baskısı var. Binlerce soru, ölçme değerlendirme merkezinde çalışan arkadaşlara teşekkür ediyorum buradan. Onlar tarafından hazırlanan, öğretmenler tarafından hazırlanan ödemeler eliyle dizgileri yapılan binlerce soru. Yani 50 bine yakın soru öğrencilerimizin hizmetine sunuldu bu süreçte. Ve bunlar öğretmenler tarafından öğrencilerle çözülüyor. Çünkü işin ölçme kısmı da çok önemli. Neden önemli? Çünkü veri toplamanız gerekiyor. Gerçekten kazanım öğrencide yerleşmiş mi? Davranış değişikliği gerçekleşmiş mi diye. Ve bu noktada içeriklerin dijitalleştirilmesi işine zaten çok önceden başlanılmıştı. Bu süreç aslında durumu bir anlamda daha da hızlandırdı diyebilirim. Evet, son iki dakikamıza girdik. Doktor Türker Toker'le beraberiz. Aslında referans noktamızı nasıl alabileceğimizi konuştuk. Şeyi çok güzel söylediniz, o sınıflandırma, yani orta öğretim, lisans, belki uzaktan eğitim bundan sonrası için, koronavirüs sonrası için, lisans ve lisans üstü için uygun ama orta öğretim, anaokulu için uygun değil. Sonucunu çıkarabilir miyiz? Şunu söyleyebiliriz, yetişkinlerde süreç çok daha rahat işliyor. Bilinçli birey. Onun için zaten tüm dünya açık öğretim dediğimiz bir yapı devam ediyordu daha öncesinden de. Uzaktan eğitim çok ciddi anlamda sorun yaratmayacak bir yapı. Ancak özellikle anaokulundan 8. sınıfa kadar olan çocuklarımızda etkileşim, sosyalleşme. Okul sadece bilginin aktarıldığı yer değil. Okul da sosyal bir yapı. Yani biz sadece çocuğa okulda akademik bilgiyi yüklemiyoruz. Çocuklarımız birbirleriyle etkileşiyorlar ve hayatı öğreniyorlar aynı zamanda. Bu etkileşim de uzaktan eğitimde çok sınırlı ve kısıtlı oluyor. Bu çocuklar da etkileşmek istiyorlar dedik ya, ne istiyorsunuz diye. Biz dediler en çok istediğimiz şey
bir anlamda aslında arkadaşlarımızla etkileşmek ve arkadaşlarıyla etkileştiğimizde bunun da yüz yüze olması gerekiyor. O noktada tabii sorun var. Bir kısaca şuna değinmek istiyorum. Süremiz bitmeden. Çok kısa lütfen. Donanım ve yazılım ihtiyacı olan, bunlara erişemeyen, yani tableti olmayan, seri olmayan, telefonun da internet olmayan, teknolojik yetersizliklere sahip olanlar. Aynen. Dezavantajlı gruplar. Bu dezavantajlı gruplarla ilgili özel çalışmalar planlıyor bakanlık şu an itibariyle. Onlarda öğrenme kayıpları daha yüksek. Bunu biliyoruz. Ciddi sorunlar var. Ciddi sorunlar yaşanıyor. Bunun yanında onlara da biz EBA TV üzerinden, çünkü televizyon erişimi Türkiye'de çok yüksek, öğretmenlerimizin yine ellerinden geldiğince etkileşimli olarak anlatmaya çalıştıkları diyelim. Yani tam anlamıyla etkileşimli olmasa da ellerinden geldiğince etkileşimli olarak verdikleri destek sayesinde biz şuna baktık. Yani internet EBA'ya erişim noktasının ne olduğuyla başarı farklarını karşılaştırdık. Gerçekten televizyondan izleyen, televizyondan bağlanan çocuklarda sıkıntılar yaşanıyor. Ama biz bu sorunu kapatmak gerekiyor, evet. Belki yani, de bir anlamda dijital uçurumu kapatmak gerekiyor. Çok teşekkür ederiz. Süremizin sonuna geldik. Sayın Hocam. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Teşekkür ederiz. Şeref verdiniz. Teşekkür ediyorum. Bir konuk ettiğiniz için kendinize iyi bakın. Sağ olun. Teşekkürler. Evet. Doktor Türker Toker'le uzaktan eğitimin bir analizini yapmaya çalıştık. Faydalarıyla, zararlarıyla. Bundan sonrası için neler yapılabilir? Bugüne kadar neler yapıldı? Referans noktamızı örgün eğitime göre alırsak uzaktan eğitim tercih edilmez ama olağanüstü şartlarda uzaktan eğitimin detaylarını, eksilerini, artılarını konuşmaya çalıştık. Haftaya yeni bir konuk ve konukla beraber olacağız. Cuma günü bu programımızın kaydını yarına itibaren YouTube ve podcast kanallarımızda bulabilirsiniz. İyi hafta sonları, hoşça kalın. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nin sunduğu Dijital Hayat, TRT Radyo 1'de sona erdi.